Göksel merhaba. O Pantlar video serisinin ikincisinde türev alma ve integral alma üzerine konuşacağız. Zaman kalırsa ilave bir iki devre daha inceleyeceğiz. İlk yazımda hatırlarsanız o Pantlı yapıların artık sabit yapılar olduğunu ve bunları öğrenmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. O Pantlarla yapılmış bir devrecik, devre şeması gördüğünüzde bak burası amfikatör devresi, burası komparatör devresi, burası türev alma devresi diye tak 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 hemen tanıyabilir olmanız lazım. Bu da ancak bu opamplı devre bloklarını öğrenmekle oluyor. Zaman içinde olacak bir şey. Açıkçası yapıları ezberlemeniz gerekiyor. Ama hiç tanımadığınız bir opamplı devre şemasıyla karşılaşırsanız da burada gösterdiğim hesaplama teknikleriyle o opamplı devrenin matematiksel ifadesini elde edebilir ve o ifadeye bakarak sistemin ne yaptığını söyleyebilirsiniz. Şimdi türev alma işlemine bakalım. Türev alma devresi şu şekildedir. Şurası VI, şurası da VO ise şuradaki gerilimin sıfır olduğunu bildiğim için şu gerilim doğrudan şuraya uygulanıyor demektir. Yani kapasitör uçlarındaki gerilim VI gerilimidir. Bir kondansörden geçen akım I eşittir C çarpı giriş gerilimi ders kapasitörün gerilimi bölü DT. Bu akım şuradan hiçbir şekilde bölünmediği için tamamı şuradan akacak demektir. Ve şurada bir gerilim düşümüne neden olacaktır. Polarite konusunda bu sefer farklı bir yoldan gidelim. Şuradan geçen akım bu ise bu akımı nasıl yazabiliriz? Yönü buysa şuradaki gerilim eksi şuradaki gerilim şunun uçlarındaki gerilimdir. Bunu da R'ye bölürüz. Şuradaki gerilim 0 eksi VO direnç uçlarındaki gerilimdir. Bölü R eşittir i'dir. Şu ikisini birbirine eşlersek R'yi diğer tarafa çarpan olarak geçiririz. RC DVI bölü DT eşittir eksi VO olur. Ya da buradan VO'yu çekersek eksi RC DVI bölü DT olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar giriş geriliminin türevinin eksi RC katı çıkışta oluşuyor. Aslında bu devre saf türev alan bir devre değildir. Bu devre aslında şudur. D bölü DT işlemi yapan bir türev devresinin çıkışında kazancı eksi RC olan bir amfikatör devresi var demektir. Eğer biz bunun birebir türev alma işlemini yapmasını istersek bu durumda RC çarpımını 1 yapmamız lazım. Bu durumda burasının kazancı eksi 1 olur. Eğer bu eksi 1'den de rahatsızsak şuraya ya da buraya eksi 1 kazançlı bir amfikatör yapmamız lazım. İsterseniz bunu hemencecik yapalım. Girişine eksi 1 kazançlı bir amfikatör ekleyelim. Eksi kazançlı amfikatör inverting amfikatördü. Şurası VI. Şunu R, şunu da R seçersem bunlar birbirine eşit olduğu için şu devrenin kazancı eksi 1 olur. Bunun çıkışına da C R1 C1 diyelim. Türev alıcı devre koyarsam ve şuraya da şurada da R1 C1 çarpımını 1 yaparsam ki nasıl olur bu? Bunu 1 megaohm, bunu 1 mikrofarad seçersem çarpımları 1 olur. O durumda VO eşittir D bölü DT VI olacaktır. Yani şu gerilimin türevi çıkışta belirecektir. Şimdi de integral alma işlemine bakalım. İntegral alma işlemi şu şekilde yapılıyor. Şurası VI, şurası da VO olsun.
Şuradaki gerilimin sıfır olduğunu biliyoruz. Bu da demektir ki V'yi gerilimi doğrudan şu dirence uçlarına uygulanıyor demektir. O halde şuradan geçen akım I eşittir VI bölü R'dir. Buradan geçen akım şuradan hiçbir şekilde bölünmediğine göre, akım sıfır olduğuna göre şuradan devam edecek demektir. O halde kondansör uçlarındaki gerilimi de yazalım. Akım bu yönde gidiyorsa şurası daha yüksek potansiyel de demektir. Şu gerilim, burası sıfır, onu biliyoruz. Eksi şuradaki gerilim kondansör uçlarındaki gerilimdir bu. Biliyoruz ki bir kondansörün gerilimi eşittir, şuna Vc diyelim, 1 bölü C integral I dt'dir. 0 eksi VO eksi VO'dur. O da eşittir 1 bölü C integral I dt. I dt'yi de burada I'yi bulmuştuk. VI bölü R'ydi. R sabit olduğu için integral dışına gelebilir. Şu hale gelir. Buradan VO'yu çekersek VO eşittir eksi 1 bölü RC integral VI dt olur. Gördüğünüz gibi giriş geriliminin integralinin eksi 1 bölü RC katı çıkışta belirmektedir. İntegralin önünde bir eksi 1 bölü RC çarpanı var. Eğer bundan rahatsızsanız R ve C'yi çarpımını 1 yapabilirsiniz. Gene biraz evvelki gibi R'yi 1 megaohm, C'yi 1 mikrofarad ya da şunu 10 megaohm, şunu 0,1 mikrofarad yapabilirsiniz. Fakat hala eksi katsayısı vardır. Bu eksi katsayısı da sizi rahatsız ediyorsa girişe ya da çıkışa eksi birlik bir inverting amplifier ekleriz. Bu durumda şuradaki gerilim VO üstü dersek RC çarpımı da 1 olacak şekilde seçersek VO üstü eşittir integral VI DT durumuna döner. Şimdiki alışılmışın dışında bir örnek yapalım. Bir amfikatörümüz olsun. Bu amfikatörün girişine sinüzel bir sinyal girelim. Çıkışından pozitif alternansı negatif alternansından daha yüksek, iki katı sinyal elde edelim. Mesela bunun genliği artı 1, eksi 1 ise şunun genliği eksi 2, artı 4 olsun. Böyle bir derece ihtiyacımız olsun. Şimdi şu iki dalga şekline bakarak bunun aslında bir invert etmeyen amfikatör olduğunu söyleyebiliriz. Yani şuna karşılık şu çıkmış, şuna karşılık şu çıkmış. Buradan yorum yaptım. O halde şöyle bir devremiz olacak. Hatırlarsanız invert etmeyen amfikatör bu şekildeydi. Eğer ben pozitif ve negatif alternanslarda farklı davranmasını istiyorsam şuraya iki direnç ve iki diyot bağlarım. Bu diyotların ideal olduğu varsayımıyla çıkış voltajı pozitifken, artı sinyaller pozitifken şuna R1 diyelim, şuna R2 diyelim. R1 bölü R2 pozitif kazancı verir. Şuna R3 diyelim. R3 bölü R2 de negatif kazancı belirler. O halde şu sistemin kazancı 1 artı pozitif değerler için, pozitif giriş sinyalleri için R1 bölü R2, pozitif değerler için, negatif giriş gelenleri için de 1 artı R3 bölü R2 olur. R1 bölü R2, R3 bölü R2 oranını 1 seçersem toplam kazanç 2 olur eksi sinyaller için. Mesela şunu 10K seçeyim. R3'ü de 10K seçelim. Şurası 1 olur. Bir de sistemden gelen bir eklenti var. Çarpı 2'lik bir kazanç gelir. Eksi 1, 2 katı eksi 2 olarak ulaşır çıkışa. R1 bölü R2 oranını 3 seçersem, şurayı 3 seçersem toplam 4 olur
kazanç 4 olur. 1 voltluk sinyal 4 voltluğa çıkar. O halde şu 10K'ydı. Bunun 3 katı 30K. 30K seçersem de şu amplifikatör pozitif sinyaller için çarpı 4 olarak davranır. İstediğimiz gerçekleşmiş olur. Son bir örnek toplama devresi olsun. Diğer devreleri bir sonraki videomuzda ele alalım. Toplama devresi şu şekilde yapılır. Şurası V1 gerilimi olsun. Şurası V2 gerilimi olsun. Şu R1, şu R2, şu da R3 olsun. Şurası da V olsun. Şimdi biliyoruz ki şuradaki gerilim sıfırdır. Bu durumda şu gerilim direkt R2 uçtan uygulanıyordur. Aynı mantıkla şuradaki gerilim sıfırsa şu gerilim doğrudan şu düzen şuradan uygulanıyor. O halde şuradan geçen akım V1 bölü R1. Şuradan geçen akım da V2 bölü R2'dir. Şuradan hiçbir akım akmadığına göre bu iki akım şurada birleşip tek akım olarak şuradan devam edecektir. O halde şuradan geçen akım V1 bölü R1 artı V2 bölü R2 olacaktır. Akım bu yönde giriyorsa demek ki artı eksi şöyle bir polarite söz konusudur. Bu yönde akım akması için şu gerilim eksi şu gerilim şurada oluşuyor demektir. Şu gerilim sıfırdı. Eksi şuradaki gerilim VO'ydu. Bölü R3 şuradan geçen akıma eşit olacaktır. V1 bölü R1 artı V2 bölü R2. Buradan R3'ü diğer tarafa götürelim. Eksi işaretini de öbür tarafa götürelim. VO eşittir. Eksi R3 çarpı V1 bölü R1 artı V2 bölü R2'dir. Şurada R1 ve R2 birbirine eşit seçilirse paydadaki terim dışarı çıkartılabilir. VO eşittir. Ve buna R diyelim. R eşittir. R1 eşittir. R2. Eksi R3 bölü R. V1 artı V2 olacaktır. Gene burada R3'ü de R'ye eşit seçersek VO eşittir. Eksi V1 artı V2 olacaktır. Gördüğünüz gibi V1 ve V2 voltajının toplamının negatif işaretçisi VO'da oluşmakta. Eğer şu eşitlikleri sağlamazsanız V1 ve V2 geriliminin R3 bölü R katı çıkışta oluşacak diyebilirsiniz. Eğer şuradaki eksi işaretten rahatsızsanız şuraya eksi bir kazançlı bir inverting amplifier koyabiliriz. Gördüğünüz gibi bu devrede toplama işlemi yapmaktadır. Bu devreyi hemencecik çıkartma devresi haline getirebiliriz. Şunu buradan alıp şunlardan herhangi birine koyarsak onun işareti tersine döner. Mesela şuraya bir eksi bir devresi getirirsek şu eksi bir olur. Bu durumda bu V2 eksi V1 olur. Yok bunu buradan alır buraya getirirsek bu sefer V1 eksi V2 yani fark alma devresine dönüşür. Yalnız fark alma devresi de bu şekilde yaparsak iki tane op-amp kullanmamız gerekir. Bunu yapmak yerine tek op-amp'la da fark alma devresi yapabiliriz. Onu da bir sonraki videomuzda ele alalım. Görüşmek üzere.